Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videomuzda T4 araçlarımızın şanzıman devir oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Daha doğrusu araştırırken bazı tablolara denk geldim. Orada da işte dişli oranlarından bahsetmiş. Dişli oranlarına göre araç hızlarından, hangi modellerde hangi tip şanzımanlar kullanılmış, bunlardan bahsetmiş. Ben de bunlar hakkında biraz bilgi aktarmaya çalışacağım. Hani kendi gördüğüm, anladığım kadarıyla. Şimdi T4 araçlar 90 senesinde başlamış imal edilmeye. T3'ler daha bitmeden başlamış. 90 senesinden işte 2003 senesine kadar T4 üretimi devam etmiş. Tabii bu süreçte T4'ün birçok modeli var. Kombisi var, işte Caravelle'si var, Stivan'ı var vesaire. Bunlara da üretici farklı farklı şanzıman tipleri koymuş. Bu şanzıman tiplerinin de farklı dişli oranları var. Yani 1000 devirle giderken farklı süratlere ulaşabiliyorsunuz. Biraz bunları anlatan bir tablo. Biraz bakınca karışık gibi geliyor ama hani biraz detaylı incelediğinde ilginç. Hani bununla ilgilenen arkadaşlar olabilir. Gördüğüm kadarıyla daha başka yerlerden duyduğumda da şanzımanların işte 5. vites dişlisini değiştiren arkadaşlar var. Hani ben değiştirmedim. Bilmiyorum nasıl değişiyor. Tabii ustalar biliyordur bunu da. Bu 5. dişliyi değiştirerek daha hızlı bir araç elde edebiliyorlar. Daha farklı hızlara ulaşabiliyorlar. Biraz bunu da görüyoruz bu tabloda. Hani bu dişlinin oranını kaç yaparsak ne kadar bir hıza ulaşırız gibi bazı bilgiler de mevcut. Şimdi ben bu bilgileri bilgisayarımdan anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şimdi bilgisayara dönmeden önce şunu da hatırlatayım. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Yani bu bilgilerden daha fazla arkadaşımız da faydalanabilir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ekranı çevireyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir internet sitesi var. Bir wiki sayfası bu. Tabii bunu Google Türkçe'ye çeviriyor direkt olarak ve buradan faydalanıyoruz. Ben de bazı bilgilere buradan ulaşıyorum. Siz de bu wiki sayfasından T4 ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi burada sayfa ismine geliyorum, yaklaşıyorum. Buradan alabilirsiniz. Açıklamalara yapıştırmayacağım. Şimdi bu sayfaya baktığımızda şanzımanla ilgili bilgileri aktarıyor. Ve aracımızın altında şanzımanımıza baktığımızda şöyle şanzıman kodu okuyabiliyoruz. Burada DRH diye bir kod var. Benimkini ben okumuştum. AFK diye bir kodu vardı. AFK kodlu bir şanzımandı. Modeline baktığımda da uyuyor. Şimdi aşağıya doğru indirirsem bakın burada manuel şanzıman tiplerinden bahsediyor. Şurada şanzıman tipi yazıyor. AFK şanzıman, AFL, ARF, ARD, AYD diye gidiyor. Şimdi AFK şanzımana baktığımızda 95 ile 99 yıllar arasındaki araçlara takılmış bu. Yani hepsi bundan değil de bu yıllar arasında kullanılmış. Yine 95-99 arasında AFL şanzıman da kullanılmış. Burada da işte birinci vites dişli oranı, ikinci vites, üçüncü vites, dördüncü, beşinci, geri vites gibi bilgileri görebiliyoruz. Böyle bir tablo bu. Şimdi enteresan olan yani bu tabloya bakıyorsunuz. Buradan çok bir yerlere varılmıyor aslında. Ama aracınızın model yılına göre hangi şanzıman olması gerektiğini görebilirsiniz burada.
aracınızın altında da şanzımanın üzerinden bunu okuyarak teyit edebilirsiniz. Bir hayli şanzıman çıkartmış. Yani T4 araç için. Otomatik şanzıman tipleri var. Bu inşaat süresi dediği, tabi Translate çeviriyor bunu otomatik olarak. Üretim yıllarından bahsediyor. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Şunu göstermek istiyorum size. Bakın şurada geçerli sürümdeki iletim hesaplayıcısı diye bir zip dosyada dosya var. Bu Excel tablosu çıkıyor burada. Şimdi o Excel tablosunu ben bilgisayarıma indirdim. Onu açacağım. Şöyle bir tablo. Otomatik. Vatandaş yapmış bunu. Şimdi nedir bu dersek? Şuraya GKB dediği yere tip, GKB dediği yere şanzıman tipimizi giriyoruz. Ben AFK yazıyorum. Burası lastik ebatlarımız. 195'e, 50'ye, 15 gibi kalmış burası. Ondan sonra bunu tıkladığımda bakın ne oluyor. Şimdi benim lastiklerim 205, 60, 16. Bunu girdim. Lastiğimin çevresi 2050 milimetre, yani 2 metre 50 milimetre gibi bir ebat hesapladı. Buradaki GKB'ye de AFK kodunu giriyorum. Bunu girdiğimde buraya bir sürü veri çıkıyor. Benim şanzımanımla ilgili. Şimdi şuradan şuraya bakarsam diyor ki 5. viteste 4000 devirde giderken bu şanzımanla senin aracın 172.8 kilometre hız yapar. Bunu anlatıyor. İşte 1000 devirdeyken, o devir sayacına bakıyoruz ya, 1000 devirdeyken 5. viteste 43.2 kilometre hız yapıyor. Neymiş? İşte 1. viteste 1000 devirde 8.1. 4000 devire çıktığınızda 32 ile gidiyormuş aracınız. Burada da hızlanma eğrisi var. Şimdi ne işimize yarayacak bu? Mesela lastiğimizi değiştirdik. 205'e 60 16 değil de 205 65 16 koydum ben. Deminden 172 yapan araç buradaki dişli şeyden lastik çapı büyüdüğü için 178'e çıktı hızı. Yani 4000 devirde 178 kilometre hız yapabilir duruma geldi. Yani motor gücü falan bunu ben hesaba katmıyorum. Bunu göz ardı ederek konuşuyorum. Tamamen devir hesaplarından. Mesela şöyle bir şey yapalım. 65'i geriye alayım. Tekrar buraya bakalım. 172 kilometre saat. 4000 devirde. İşte şurada 5. vites dişlisinden bahsediyor. 5. vites dişlisinin oranı 0.72'ymiş. 0.729. Böyle bir oran varmış. Şimdi deminki tabloya bir gidelim. Geriye. Çok da karışık anlatmak istemiyorum. Bakın. AFK 5. vites dişli oranı 0.729. Bundan daha düşük bir dişli arıyorum. 837 varmış. Bakın. CTV şanzımanda 0.681 oranında bir dişli varmış. Standartta üretilen. Şimdi ben bu dişliyi alıp benim aracıma takarsam ne olur? 0.681. Dönelim tablomuza. Buraya 0.681 yazdım. Hesapla dedim. Bakın yeni dişli de şuraya bir tane sütun açtı yine. Senin dedi 172.8 kilometre hızın varken bu dişliyi değiştirirsen 185 kilometre saat hıza ulaşırsın diyor. Bunu otomatik olarak
hesaplıyor. Mesela 2000 devirde diyor, 86 km saat hızım varken 92'ye çıkar diyor. Bu son dişliği değiştirirsen. Böyle bir hesap yapıp veriyor bu tablo. Yani bu dişlileri değiştirmeyi düşünen varsa, böyle bir işlem yapmak isteyen varsa bu tablodan faydalanarak sonuçta nereye varacağını hesaplayabilir. Aynı şekilde şu kahverengi olan eğri, benim aracımın 5. vites eğrisi, hızlanma eğrisi. Nokta nokta olan da yeni taktığım dişli. Yani dişliği değiştirdiğimde 0.681 oranlı dişli taktığımda da şu nokta nokta olan eğriye ulaşırsın demek istiyor. Yani burada dişli değişimi yaptığında nereye varırım? Lastik ebatı değiştirdiğimde sonuçta hız olarak nereye varırım? Bunu hesaplayıp görebiliyorsunuz. Yani bu tabloyu deminden gösterdiğim gibi şu sayfanın sonundaki burada bir link var. Buradan linkten aşağıya geliyor zaten. Klasörde göster diyorum. Buradan alıp yapıştırıyorum bir dosyaya. Çalıştırıyorum. Sonra açıyorum dosyamı. O şekilde faydalanabiliyorum. Evet, birkaç farklı şanzıman tipinde hızlar nedir? Bir de ona bakalım. Mesela AYD şanzıman. Dönelim tablomuza. Buraya AYD yazıyorum. Enter dediğimde bakın AYD şanzımanın yine 205 60 16 lastik ile 4000 devirdeki hızı 127 km saat. Daha düşük yani devirli bir şanzımanmış bu. Yine bakalım tablomuza. CCX diye bir şanzıman var. Onu deneyelim. CCX. CCX yazdım. Enter dedim. Bakın ben hep 4 1 yani son hız burada yazdığı için onu gösteriyorum. 4000 devirde 131.8 kilometre saat hıza ulaşabiliyormuş. Bu şanzımanla. Bu şekilde kendi şanzımanınızı buraya girip lastik oranlarınızı girip yani lastik ebatlarınızı buraya girip buradaki hızlarınızı görebilirsiniz. Bununla ilgilenen arkadaşlar faydalanabilirler. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.